kafama zeytin attı. Ne? Zeytin işte. Ya kargalar ikinci hayvanlar derlerdi de inanmazdım. Gece iki söylendim diye bu yapılır mı? Anlamadım, sen kargaya da mı söylendin? Böyle benim de tabii biraz tuhaf oluyor. Yani bu durumda nasıl söylersen söyle tuhaf oluyor da... ne diye söylendin kargaya? Sen gece otelde beni yalnız bırakıp kaçtın ya, o yüzden işte. Sen otelde yalnız değildin ama arkadaşlarınla beraberdin. En son dans etmeye gidiyordunuz ya. Neyse, Muhsin Usta ile konuştum ben. Muhsin Usta kim? Aşçımız. Sen bana sonradan aşçı mı oldun? Adada 50 tane aşçı yok zaten. Muhsin Usta da bulabileceğimizin en iyisiydi. İyi, hangi şeflerle çalışmış? Yani İtalyan mutfağı mı yapıyor yoksa Asya mı yoksa? Ada mutfağı yapıyor. Burada ne yetişiyorsa alıyor, onları pişiriyor. Oldu. Biz de müşterilere şey deriz artık. Bugün menüde ne olduğunu bilmiyoruz. Artık şefimiz bahçeden ne toplarsa deriz, değil mi? İyi fikir bak. Yaz bunu internet sitesine. Sen istediğin kadar dalga geç, o restoranda sushi yapılacak, tamam mı? Sen yaparsın, biz yeriz o zaman. Ayrıca yemeklerin de tadına bakacağım. Eğer beğenmezsem... Kendin aşçı bulursun. Poyraz. Ayrıca ben gece dans etmedim. Tamam mı? Buyurun, teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Bebeklerim ya. Şunların güzelliğine bak. Beni affedebilecek misin? Yine ne yaptın? Sana sormadan bunları aldım. Üzerindeki masal resimlerine kandım. Affet beni Poyraz, ne olursun. Ya şunların güzelliğine bak. Müşteriler bunlara bayılacak, bayılacak. Keşke kendime de alsaydım. Giderken yanına alırsın sen de onları. Ben sana bir şey göstereceğim. Ne? Ne göstereceksin? Yoksa sen de benden habersiz bir şey mi aldın? Umarım pahalı bir şeydir çünkü senin züppelik yaptığını görmek istiyorum. Gel hadi. Bak. Nasıl yani? Müzik kutusu, sen cidden bu hurdayı tamir edebildin mi gerçekten? İnanamıyorum. Evet. Denemek ister misin? İsterim tabii. Nasıl çalışıyor? Bak. Şuraya parayı atıyoruz önce. Tamam. Tuşa basıyorsun. Sonra buradan bir harf seçip... sonra rakama basıyoruz buradan. Çalışacağına hiç inanmamıştım. Nasıl yani? Hiç güvenmedin mi sen bunu? Yok, öyle değil. Ya bu çok güzel oldu. Oldu ama biz neyi unuttuk, neyi düşünmedik? Otelin ismi ne? Otelin ismi ne olacak? Ya ondan ben hiç anlamam ki. Sen karar ver. Yok, ben karar vermeyeyim yani. Sonuçta ben burada kalıcı değilim. Biliyorum kalıcı olmadığını. Ben de zaten kalıcı değilim ki. Kredi borcunu ödedikten sonra durmam ben de burada. Fabrikama dönerim, eski hayatıma. Tamam. O zaman ismine dokunmayalım. Eskisi gibi sandal ağacı olarak kalsın. Nasıl kapanıyor bu? Tabelacıyla otelin ismini konuşalım o zaman. Bir de şey mi yapsak ya? Hani böyle diğer işletmelerde şey yazıyor ya. Müşteriler daima haklıdır. Biz de şey yazsın. Poyraz daima haklıdır. Olur. Bana uyar.
Poyraz, benim aklıma bir fikir geldi. Ya sen gözlerini devirmeden önce bir dinle. İyi söyle. Bence ne yapalım biliyor musun? Otelin açılışını yapmadan önce bir deneme yemeği yapalım. Böyle arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi falan çağıralım. Senin sevdiklerin İstanbul'da değil miydi? Burada da sevdiğim birkaç kişi var. Sen üstüne olur mu? İyi, çağır o zaman. Şöyle yapalım o zaman. Ben bir post yazıp adını sosyal medya grubuna yapıştırayım. Grubun adı neydi? Öyle bir grup yok. Biz davet ettiğimiz insanları şahsen çağırıyoruz. Ay neyse, şey diyeceğim. Garson olayını çözdünüz mü? Yani CV falan. Hah. Bak garsonlar geldi bile. Ne sormak istiyorsan onlara sorarsın. Ayol bunlar bebe. Bu mutfak aletleri hesapladığımızdan daha fazla tutacak. Yani hamur yoğurma makinesi bile... Sen neler alıyorsun öyle ya? Hamur yapma makinesi. Hamur kesme makinesi. Yoğurt makinesi. Aa, yumurta kesme makinesi bile varmış. Ondan da alacağım. Muhsin Usta bunların hiçbirini kullanmaz. Ya amca kullanır. Kullanmaz. Ya... Acıktın mı sen? Atıştırıyorum. Sen şimdi bırak bunları. Ben seni gerçek yemek yemeye götüreyim mi? Ama o telefon çantada kalacak. Ay hiç bakma öyle. Yemek yerken çantamda duracak dedim. Şimdi özgürüm. Ya sen özgür falan değilsin. Bağlanmışsın oraya. Telefon bağlamışsın sen. Ya ben bağımlı değilim. Eğer bu maili cevaplamazsan... Ne olur mesela? Hakikaten cevap vermesen ne olur? Birazdan cevap versen ne olur ya? Oo, ortaklar yine beraberler ya. Ya kardeşim kusura bakma, dün de ilgilenemedik seninle. Estağfurullah abi. Kusurum olur lütfen. Bu abi kardeş sözcüklerini kullanmasanız mı acaba? Valla siz plaza dilinde kullanmayın da bize de karışmayın ya. Yok, karışmak için değil. Yani bu abi kardeş sözcükleri çok değerli ya hani. Çabuk harcanmasın. Abi bence Haziran haklı. Bizim gibi çocukluktan beri birbirini tanımayanlar birbirine abi kardeş falan demesinler. Var böyle tipler değil mi Haziran? Ben çok acıktım. Neredeydi bu lokanta? Hadi gidelim. Görüşürüz. Ya Haziran, sen geçen gün düğünde kimin tarafı olduğunu söylemedin. Canan'ın. Aa, Canan'ın mı? Bak bir tesadüf daha. Demiştim ya ben de kız tarafıydım diye. Az kalsın İdil'in söylediği gibi İstanbul'da tanışacakmışız. Haziran. Ya ben Canan'ın numarasını kaybettim. Sen de varsa alabilir miyim lütfen? Geçen gün İdil'in şutunu nasıl kurtardım ama. Ben olmasam Poyraz seni ezip geçerdi. Bir teşekkür etmeyecek misin? Benden uzak dur. Adada kimse birbirinden uzak duramaz. Mekansal olarak mümkün değil. Bana iyi davran Haziran. Adadaki varlığın iki dudağımın arasında. Gergin misin sen? Yok, açlık sinir yaptı herhalde. Gidelim mi? Bak Muhsin Usta şimdilik burada çalışıyor. Nasıl yani? Sen otele esnaf lokantasından mı aşçı buldun? Hayatta olmaz. Ya bir tatmadan hayatta olmaz deme ne olur. Hadi gel. Muhsin Usta kolay gelsin. Poyraz hoş geldin. Hoş bulduk. Sana ortağımı getirdim. Yeni patron, siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Turp atı salatam var. Tavam var, çok güzel. Hepsi çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Ama otelde böyle daha değişik lezzetler, yemekler yaparız değil mi? Değişik derken? Yani böyle mesela haftanın bir günü akan suşi olsun. Onu yaparım desem yalan olur. Çünkü görmedim, yemedim şimdi. Muhsin Usta, sen bize fava yap. Ha, salatadan da alalım. Sen önce şu lezzetleri bir tat, sonra konuşacağım ben sana.
Benim hayatımda yediğim en güzel favaydı. Peki şu otun adı neydi? Ha? Turp otu. Tamam dur not alayım. Yani yemek bittiğine göre herhalde artık telefonumu çıkarabilirim değil mi? Beğendiniz mi? Bayıldım. Ellerinize sağlık. Yani siz bana bakmayın. Siz otelde bunların aynısından hepsinden pişirin olur mu? Eline sağlık usta. Kalkalım mı? Tamam. Ustam o zaman haberleşiriz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ben demiştim bakışını da attın. Ama ben demiştim yani şimdi. Yani benim hayatımda yediğim en lezzetli yemek buydu. Bundan sonra gittiğim bütün restoranlarda turp otu isteyeceğim. O biraz zor olur çünkü adın dışında bulamazsın. Burayı özlemem için bir sebep daha yani. Başka neyi özleyeceksin ki? Hem daha 3 ay kalacağım burada. Belki o zamana kadar sıkılırım buradan. Makineleri sormayı unuttuk ya. Dur ya hadi. Kullanmaz diyorum sana gel. Ya sen analogsun diye herkes öyle olmak zorunda mı? Neymişim ben? Analogsun yani her şeyi böyle ellerinle yapmayı marifet sanıyorsun. Ama dijital çağdayız artık. Alış buna tamam mı? Bak bir kere bir şeyi kendi elinle yapabilmek özgürlüktür. Başka kimseye muhtaç olmazsın. Asıl dijital özgürlüktür tamam mı? Bak bana internetten tek tıkla her şeyi halledebiliyorum. İnternet elektriği kesince görürüm ama ben seni. Ne yapacaksın o zaman? Öyle bir şey olamaz. Olamaz. Hmm. Fazla iddialısın sen. İddiayı severim. Adayı beğendin mi? Güzel. Ailenin konuşması da onu ablan tüketmiş herhalde. Sana hiçbir şey kalmamış. Hayır yani biz zaten neyi tartışıyoruz ki anlamadım. Kafalarımız farklı, ruhlarımız farklı. Şu kadarcık bir ortak noktamız yok. Aa, Ateş. Haziran abla. Hoş geldin. Ya sen ne zaman geldin? Ha? Bugün. Bana da sürpriz oldu. Biricik var ya, seni bu kadar sevmesem gerçekten Ateş'i alır kendi kardeşimi yapardım. Poyraz bu delikanlı Ateş, Biricik'in kardeşi. Memnun oldum. Bak yarın otele geliyorsun. Okulu, arkadaşlarını, kız arkadaşlarını her şeyi anlatıyorsun tamam mı? Kız falan yok ya. Hadi. Ben acıktım. Ateş ne yemek istersin? Fark etmez. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi gel. Bunlar nasıl abla kardeş ya? Ateş yatılı okudu. O yüzden biraz kopuklar. Biraz mı? Latif amca bu sefer uzun kaldı ama. Evet maalesef. Burada olsaydı çoktan atardı o kızı adada. Haziran'ı mı? Kim olacak başka? Ay, dur annem poğaça istemişti. Onu alayım hemen geliyorum. Otele dönüyoruz değil mi? Bir tekneye uğramam lazım ya bir şey alacağım. Çarpacaktın o yüzden. Beni korumana ihtiyacım yok. Ben seni korumuyorum. Refleks oldu. Ha beyaz atlı prens sendromu diyorsun yani. Ne sendromu? Bak şurada bir kıvılcım var. Böyle etrafa benzin döksek etraf alev olacak. Hadi gidelim güzel şarkınca. Öyle bir sendrom yok ki bir kere. Bence var. Beyaz atlı prens tetikte bekliyor. Prenses her an birine çarpacak gibi olursa diye böyle hop atılıp onu kurtaracak. Sonra prenses onun varlığını arkasında hissediyor, alışıyor. Sonra onun savunması düşüyor ve gardını düşürüyor. Sen kendini prenses mi sanıyorsun? Hayır. Benim gönlüm sarhoştu yıldızların altında. Sevişmek kahve olmuştu. Niye etkilenmediler ya? Seni küçük sinsi. Duygu. Hadi. Sen burada bekle alayım ama.
Teknenin adı ne? Ya sana söylüyorum, duymuyor musun? Teknenin adı ne ve niye üstünü karaladın? Sen niye bu kadar meraklısın ya? Sen de fazla ketumsun. Söylemeyeceksin değil mi? Hayır. Sırların var. Peki senin? Senin sırların yok mu? Aa, inanamıyorum. Analog Poyraz Özgür'ün dijital bir eşyası var. Bak işte görüyorsun, sen de onlar olmadan yaşayamıyorsun. Ve eminim ki ıssız bir adaya düşsen sen de dayanamazsın. Hatta bunun için her türlü iddiaya varım. Kaybedersin. Görürüz. Var mısın? Ha? Kaybeden bir sırrını söyler. Ha? Hadi. Hadi öyle olsun. Olsun. Ama nasılsa adadan daha ıssız bir yere gidemeyeceğimize göre bunu asla öğrenemeyeceğiz. Öyle mi sanıyorsun? Öyle sanıyorum. Ne oluyor? O zaman bunu denemeye ne dersin? Poyraz, ya ne yapıyorsun? Dursana. Sen ne yapıyorsun Poyraz? Ne yapıyorsun? Dursana. Siz adaya gidiyoruz işte. Ya saçmalama. Bizim bir sürü işimiz var. Otele dönmemiz lazım. Nereye gitmeni zannediyorsun? Ya onları hallederiz biz. Bakalım elektriksiz ve internetsiz ne kadar dayanabileceksin? Ya sen bana bunu yapamazsın diyorum. Hem ben denizin üstünde olmaktan nefret ederim. O zaman gözlerini kapat ve kendini karada farz et. Çünkü gidiyoruz. Ya sen köpeğine zorba adını koymuşsun ama asıl zorba olan sensin. Ne oldu, sen iddiaya girerken çok hevesliydin? Ben bunu kastetmemiştim. Biraz erken gelin, uzunlar elin. Sen bana yürüyünce... Efendim? Alo, Biricik hemen sahil güvenliği ara. Çünkü Poyraz beni tekneyle kaçırıyor. Keşke biri de beni kaçırsa. Neyse, sonra konuşuruz Haziran kuşum. Hadi kapatıyorum, bay bay. Biricik! Alo, Biricik! Ya tamam, tamam hadi ne olursun. Şakayı bırak hadi. Artık dönelim, lütfen dönelim artık. Ben şaka yapıyor gibi mi görünüyorum orada? Bak, eğer geri dönmezsen, ortam falan dinlemezse git bütün adaya rezil ederim. Haziran ablan? Poyraz şu an beni tekneyle kaçırıyor ve ben nereye götürüldüğümü bilmiyorum. Telefonda çekip çekip gidiyor zaten. Bak eğer gece gelmezsen... Ay çok romantik ya. Tamam tamam, sen merak etme, annem arayıp başlamazsa ben hallederim burayı. İdare etme Nehir, idare etme. Gelin beni kurtarın. Alo? Alo? Ay sesin gitti bile. Ya tamam korkma, bak deniz çok sakin. Sakinken bile korkunç şeyler yapıyor. Hadi konuş benimle ne olursun. Ne olur konuş benimle, denizin üstünde olduğunu unutayım lütfen. Ya şehir dışında ne seversin mesela? Masalları. En çok da Oz büyücüsü. Artık Prenses'le değiliz Dorit. Sonra Alice'i. Mesela Central Park'ta heykeli var. Böyle Alice, çılgın şapkacı, tavşan falan oturup sonsuzca çay içiyorlar. Ben New York'ta okurken bazen böyle onların yanlarına gidip adalarına oturup dünyanın en saçma sohbetini dinlerdim. Yani bu kadar saçma bir sohbetse niye dinliyordun ki? Çünkü çoğu zaman önemli olan ne konuşulduğu değil. Sadece orada olmak ve anı paylaşmaktır. Hadi konuşmaya devam et lütfen. Ha şu geçen gün söylendi bir karga vardı ya senin. Belki de sana mesaj getirmiştir hiç. Öyle düşündün mü? Ne mesajı? Yani bu Kuzey mitolojisinde vardır ya. Odin'in iki tane kargısı vardır. Bütün gece boyunca gökyüzünde dolaşırlar ve gördükleri her şeyi gelip Odin'e anlatırlar. Belki o karga da gelip sana bir mesaj vermek istemiştir. Olamaz mı? Olabilir. Yani bu odada her şey olabilir. Evet.